Abi hoş geldin öncelikle. Abim hoş bulduk. Şunu bir şey yapayım, takdim edeyim önce. Az bu. Abi yani bu kadar. Buna konuşma. Abi o kadar tiyatroda beraber çalıştık yani, vaktinde ya. Buna usul var bile, kusura bakma da. Abi sen şunu gözünü seveyim. Şimdi bir şey yap. YouTube'dan para geldikçe biz sana pay veririz. Yani hiçbir tamam. zaman. Ya ben döviz üzerinden çalışmıyorum ama neyse bu sefer. Ülkene döviz sokmuş olursun. Tamam o zaman. Bunlar ama şey yayınlarken abi, para aldığımı söylemiyorum değil mi? Bunlar gizli. Tabii. Tamam. O zaman söylemiyorum. Sen yine sonra bir hesabı ateşlersin. Tamam. Bu az çünkü bu tamam. şey değil. İBAN'ın yani. Var bende. Hayat şartları abi. Zor. Selam dostlar, Sergen German YouTube kanalına hoş geldiniz. Ne iş yaparsın programı başlıyor şu anda. Meslekleri konu alacağız. Yanımda kadim dostum, vaktinde tiyatrodan da beraber çalıştığımız Sezer Yıldırım aka Çukur'un Nejat'ı var. Nasılsın abi, hoş geldin. Eyvallah kardeşim, hoş bulduk. Sen nasılsın, nasıl keyifler? Ne olsun işte, Fuat'la falan filan evet. böyle takılıyoruz. Bir de Fuat var falan, yanında ağlıyorum ben böyle. Bir de Anna Maria var, her ne kadar ortam çok güzel sanırım. Yalnız. Tabi diğer kısımları ben görmüyorlar ama evet. hoş güzel sağ çirkin olsun. Bir Ömer var arkada. Gözyaşları kardeşe girdi şu an diye böyle. Ben değilsen ne hala genelde bizim arka planımıza falan bok atıyorlar. Boşver ben de yağcılık olsun diye zaten yayında öyle şey yaptım. Bunu konuşmak istemiyorum. Hep böyle yapşak arkadaşlarım var neyse. Abi öncelikle önceden ne iş yapıyordun, ne okudun? Abi ben öncesinde turizm otelcilik okudum Karadeniz Teknik Üniversitesi. Sonra Anadolu Üniversitesi'de açık öğretim işletme okudum. Bu ülkede her 5 kişiden 4'ü biliyorsunuz işletme okuyor. Öyleymiş. Öyle yani. Ben de açık öğretim okuyorum şu anda bana. İşletme, öğretmen. İşletme değil ama öğrenciliğimin evet. devam etmesi gerekiyor. Bu arada Eylül ayında da radyo televizyona başlayacağım. Güzel. Evet, evet. Sonra ya çeşitli şirketlerde çalıştım. Kurumsal yapı benim çok sevdiğim tarzda şeyler değil. Özgürlükçü hani, bir ruhun var evet, zaten. Evet, evet. Takım elbise giy, sinek kacı tıraş ol, elinde çantan. Ondan sonra böyle kırayım ama para bende tarzı insanlarla sürekli iyi geçinmek, güler yüz falan filan. Plaza hayatı mıydı çalıştığın evet. şirket? Ya yapım şirketindeydim bir tane. Bir kanal isim verebilir miyiz? Kafana göre. En son bir tane şeydi. İşte Bloomberg Habertürk'te bir ekonomi programı hazırlıyordum. İşte fuar organizasyonları yapıyordum daha öncesinde. Yurt içi, yurt dışı fuarları. Sonra dedim ki ben bu hayatı istemiyorum. Ne istiyorum? Sonra dedim oyunculuk. Yani gerçekten işte sanatla uğraşan insanlar, hayata farklı bakış açıları getiren insanlarla böyle haşır neşir olayım, farklı bir çevre edineyim, daha böyle rahat bir ortam olsun istedim. Sonra işte biliyorsun zaten tiyatro tanışmamız. Evet, özel bir tiyatroda. Evet, ismini kesinlikle almıyoruz, hiç gerek yok. Özel bir tiyatroda rahmetli Ferdi Vertel'in güzel, iyi bir insan. Ben çok severim şahsen. Ben bilmiyorum. Yani şeyden biliyorsun aslında. Çok... Turist Ömer'le Mr. Spock'taki doktor. Okey, tiyatroculuğun hakkında bir şey yapamam çok yani. Çok büyük bir oyuncu yani. O derslerimize giriyordu. Sonra işte hatta Ferdi Mertel'in bir uyarlaması vardı. Seviyorlardı Yaşam isimli bir gençlik oyunu vardı. Onu işte oynadık, sahneledik. Çeşitli tiyatro oyunları vesaire vesaire. Bir yıllık eğitimin ardından işte 1,5 yıl tiyatro oyunları sahneledik. Hatta senin de içinde olduklarım evet, var. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var tabii. Hepsi de övünmüyorsun. Yani. Evet, hiç övünmüyoruz. Bir tane öyle bir şeyiniz vardı. Çok para karşılığı ruhumuzu sattığımız bir şey vardı. Oyun vardı ama genel itibariyle güzeldi. Sonra işte Ferdi Hoca gittikten sonra yani önce Ankara'ya gitti sonra vefat etti. Tiyatrodan ayrıldım. Sonra işte ufak tefek kamera işleri, kamera oyunu işlere başladık. Ama şunu gördüm. Hep ben konuşmayayım ya. Bir soru şey yapar mı ya? Evet, abi biz mi konuşacağız? Sen, sen iki tane soruyu yedin zaten arada. Ben sergine bakıyorum ulan hangi sorudan devam edeceğim? Benim çenem düşük. Evet. Ben radyo programı... Benim çeneye dayalı bir şeyim olmuş. Keşke konumuz böyle olsa. Ama yani. Bazen de geliyor böyle duruyor falan. Biliyorum. Biz de bakıyoruz birbirimize sergine. Benim radyo programımda var öyle. Yaptığın işi nasıl seviyor musun diyorsun? Seviyorum. Yapıyor böyle. Anlamamış olay. Evet. Bu ama şey biraz da kıl bir
konuk tipi böyle. Bir soru soruyorsun, diğer bütün soruları sikte attı böyle. Oğlum hani... bitti sorular bitti. Ne yapıyor tabii yani. Görüşürüz arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Bana baştan dedi ki, sana dedi soruları göstermeyeceğim dedi. Yayın sırasında haberin olacak dedi. O yüzden ben bilmiyorum, günah benim değil yani. Evet. Evet. Altıncı sorudan devam edelim. Hocam istediğim sorular başlayabiliriz. Abi şimdi öncelikle bu figüranlıkla başlanıyor ya, evet, genelde arkada geçen. Kısaltması da FGR olan, evet, daima oyuncular arasında çoğu kişi bilmez. Sonra diyaloglu roller var. Bunların ücretleri de daha yüksek oluyor. Önce bir cümle, böyle bir, aynen, pıt bir görünümlük. Sonra bir yavaş yavaş sevilmeye başlıyorsun. Hani senin bu figüranlıktan diyaloglu role geçişin nasıl olur? Şöyle oldu. İnsan şöyle zannediyor başta. Hani işte tiyatro eğitimi aldım. İşte tiyatro oyunları sahneye tuttuk bir eğitim var şimdi, iyi kötü bir şeyler yapıyorsun. Oraya gittiğinde çok böyle güzel şartlarda, güzel bütçelerle, güzel projelerle olacağını zannediyorsun. Ama şöyle bir şey var. Senin tiyatroda yaptıklarının çok da bir önemi yok. Sana söyledikleri şey şu. Kamera önünde bir tecrüben var mı? Şov yılın var mı? Evet. Hangi projelerde yer aldın? Bunu görmek istiyorlar. Ajans sisteminde şöyle bir şey var. Genelde işte atıyorum ilk 7 proje şeydir. İşte diyalogsuz gidersin, öyle başlarsın. Sonra işte yavaş yavaş diyaloglulara başlarsın. İşte bütçeler düşüktür. 20 saat geri gelir. İşte 70 lira 100 lira için sette sabahlarsın, edersin, tutarsın. Bu şekilde başlar. Bir üst ligi yavaş yavaş diyaloglar gelmeye başlarsın. Ondan sonra bütçeler birazcık daha yükselir. Onunla zaten showreel biriktirirsin. Aslında figürasyon olarak yani diyalogsuz işlerin hiçbir faydası yok sana. Buradan oyuncu olmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Seni asıl yukarı taşıyacak şey bir senaryonun, bir karakterin olduğu, ufak da olsa oyunculuğunu gösterebileceği işler olacak. Bir 7-8 tane olduktan sonra diyorlar ki gel bakalım sen. Bak böyle böyle elinde güzel işte showreel'ların oldu, şudur budur. Bir audition çekelim. Sana 2 sayfalık bir senaryo veriyorlar. O senaryoyu ezberliyorsun. Daha sonra geçiyorsun kameranın karşısına, oyununu veriyorsun. Eğer yeterli görürsen oyuncu kastına geçiyorsun. Ve bu işin ajanslar bazında zirve kısmı. Menajerlik kısmından bahsetmiyorum. Oyuncu kastına geçtiğinde daha büyük karakterler, daha uzun senaryolar, daha yüksek bütçeler gelmeye başlıyor. Orada kaşeni kendin belirliyorsun. Diyorsun ki şu bütçenin altındaki işleri istemiyorum, şu bütçenin üstünde olsun. Veya pazarlık yapma imkanı oluyor. Diyor ki şöyle bir projede şöyle bir karakter var. Hı hı. Uygun musun, müsait misin, ister misin gibi. Bu ajans kısmı bu. Menajerlik kısmı çok daha iyi aslında. Hani çünkü ajansta şöyle bir şey var. Asıl ana paranın ne kadar olduğunu bilmiyorsun. Atıyorum 10 alıyordur belki ajans, sana verdiği 3. Ki genelde öyle oluyor. Genelde öyle, büyük pastayı ajanslar alıyor. Ama menajerlik sisteminde yüzde usulüyle çalışıyorsun. Genelde %30'dur o. Birazcık daha şeffaftır. Der ki ben %30'unu alıyorum, %70'ini sana veriyorum. Ama menajerlikte de şöyle bir sıkıntı var. Her proje öyle kafana göre gidemiyorsun. Misal, belki şu an burada bunu yapabiliyor olamayacaktım bir menajerle çalışıyorsam. Çünkü sözleşmem var. Veya şurada oturuyor olurdu. Bu soruya cevap verdim, evet, verme. Aynen, soruları bana gönderin önce. Şöyle olsun, böyle olsun. Tabii adam akıllı menajerlerden bahsediyorum. O da ayrı bir durum. Çünkü hasbel kadar bir şekilde menajerlik mesleğini icra eden bir sürü insan da var. Evet. Hatta bana ulaşanlar da oldu. Bakıyorsun bilmem ne işte sanatçıları, manatçıları var. İşte diyor, gel diyor menajerini yapalım, şudur budur. Ama onda şöyle bir sıkıntısı var. Tamam, bir imza atıyorsun. Atıyorum 2 yıllık, 3 yıllık. Ama sana proje getirmediği zaman boş boş bekliyorsun. Hiçbir işe yaramıyor. Sonra yılların çöp oluyor. Menajerlik sistemine geçeceklerse eğer, ben şunu öneriyorum. Bu sektörde gerçekten adam akıllı menajerlik hizmeti sunanlar var. İşte Tümay Özokur var, İkon var, ondan sonra Gaye Sökmen var, Canan Odacıl var. Var da var, hani sayılı isimler var. Bunlarla çalışabiliyorsan amenna, yani menajerlik en temizi. Çünkü yapım şirketleri ilk başta menajerlerle bağlantıya geçerler. Büyük
rolleri, büyük bütçeleri menajerlere ayırırlar. Ajanslara birazcık daha bu bütçeleri veya senaryoları düşük tutarlar. Çünkü gelip geçici. Evet, biraz daha. Aynen öyle. Yani ve menajerde şey vardır. Menajer senin bütün meslek kariyerini hesaplayarak ilerler. Yani sadece o an kazanacağı para değildir. Der ki bak şu karakter tamam parası iyi ama seni olumsuz etkiler. O rolü seçme. Bak bu daha iyi der. Ama ajansta öyle bir şey yok. Ajansta amaç şudur. O an bir işte karakter aranıyordur. O karakteri uygunsundur. Sana iyi veya kötü hiç umurunda olmaz. O an işini halletmektir onun derdi. O boşluğu doldurmaktır. O boşluğa da sen oturuyorsan hiç bir sıkıntı olmaz. Senin kariyerin çok önemli değildir. Yani menajerlik sistemi ile ajans arasındaki fark bu. Benim gözlemlediğim ve gördüğüm kadarıyla. Yani menajerle çalışılacaksa bence doğru zamanı bekleyip adam akıllı, sektörü elinde tutan menajerlerle çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü sağlam menajerlik şirketleri veya şahıslar no-name isimlerle çalışmayı çok tercih etmiyorlar. Haliyle. Yani şimdi elinde popüler kişiler var. Hı. Zaten adamın ismi bile o projenin izlenmesine yeter. Niye risk alayım diyor. Niye no-name bir insanla uğraşayım diyor. Bunun için önce ufak tefek bir şeylerle patlama yaratıp hani o popüler kültürün ilgisini çekip zaten iş o raddeye geldiğinde onlar seninle bağlantıya geçiyor. Dur diye umuyorum. Geçeceklerdi diye umuyoruz. Öyle yani. Evet onu demişken. Vaziyet. Şimdi Sergen'cim menajerlik sorusunu da üstüne çizdiğimize göre geriye iki soru falan kaldı zaten. Sen sıradaki soruyla devam et. Evet. Senin geçişin nasıl oldu? Hani patlama noktası ne oldu senin için peki? Ya benim geçişim şöyle oldu. Hani ben direkt ufak tefek diyaloglu işlerle başladım. Hani o işte kapı açan adam şu bu falan modunda değildi. Yani 4-5 işte ufak tefek diyaloglu yine aynı şekilde daha ufak rollerden sonra yine aynı süreci yaşadım. Bir audition verdim, oyuncu kastına geçtim. Oyuncu kastına geçtikten sonra işte roller yavaş yavaş büyümeye başladı. Çukur'daki durum işte Nejat karakteri şöyle oldu. Baştan hani şu an 8 bölüm oldu. Yine mi saracağım? Söylüyor muyum? Seni sikerim. Demedim. Yok öyle bir şey ya. Arkası var. Seçilmedim çukura falan. Ben bırakıyorum kağıdı. Biz bırakalım atalım kardeşim ya. Yani. Bunlar hep blooper. Evet. Evet. Bir şey mi soracaktınız ya siz? Soru vardı sanki. Evet devam ediyoruz o zaman. Çukur demişken onunla ilgili bir tane soru var. Belki de şimdiye kadar en çok topla mal olmuş ve en çok izlenen işin Çukur'da ya da en azından biz öyle biliyoruz seni. Bu Çukur'daki karakterinle birlikte tanınmak nasıl bir his? Sokakta tanıyorlar mı? Ve bununla ilgili komik bir anın falan var mı? Sokakta seni tanıdıkları bir an falan. Evet. Ya şöyle bir durum var. Çukur'a başlangıcım şöyle oldu. Ben önce bir iki bölüm olarak gittim. Yani normalde Nejat o kadar uzun devam edeceğini bilmiyordum. Yani 8 bölüm oldu. Hep böyle oluyor büyük başlangıçlar bu arada. Ama gerçekten öyle. Ya kaç bölüm devam edeceğini de bilmiyorsun. Bir sonraki bölüm ölecek miyim, yaşayacak mıyım onu da bilmiyorsun. Gıyabında da öldürebilirler çünkü. O da mümkün. çünkü şöyle zaten dizide stok yapmıyorlar. Mesela 2-3 bölüm çekip devam etmiyorlar. Mesela işte pazar gününe kadar hala diziyi çekip pazartesi günü son anlarda diziye yetiştiriyorlar. Kurgu işi yapmış bir Fuat olarak şu anda şu anda böyle tüyleri diken diken olmuştur. Ya belki son bir saat kalı falan bile hani yayına yetiştirildi ya, olabiliyor. Öküz bir mesai ya. Vakit yok ki nasıl yetiştireceksin yani. Çekim bitse kurgu başlıyor. Kurgu bitse kanala ulaştırması falan filan yani uzun iş bunlar. İşte öyle bir durum var. Şimdi o yüzden ben başladığım zaman da acaba kaç bölüm devam edecek, acaba bölüm nasıl senaryo geliyor mesela diyorum bak hala devam ediyor, derinleşiyor falan filan derken öyle devam etti. Ya şimdi tanınma kısmı ya o ünlülük şey kısmına biraz komik geliyor da hani şöyle söyleyeyim hani dizinin izleyenleri gördüğü zaman o Nejat abi falan filan durumları oluyor. Bu hani bu şey kısmına biraz gıcım işte popülerlik, ünlülük falan filan. Ama ufak ufak artı şoklar geliyor. Tabii var. Hani o Sezar falan filan durumları yok. O da yani böyle tam piç bir durum. Hani ne çok böyle kitleleri peşinden kodlar ama gittiğin zaman da böyle hasbelkader birinin böyle bakışından, davranışından
bir sonraki şeyin ne olacağını anlıyorsun işte. Bir yere oturdum, işte filme gideceğim, sinemaya işte filme gireceğim. Ondan önce bir şeyler yedim. Abi çay içer misin dedi. Ondan sonra işte o çalışan arkadaş. Yoksa arkadaşım dedim. Abi kahve iç dedi. Şimdi şey geliyor, hani normalde formaliteden sorulur ya, bir şey içer misiniz falan, ama böyle değil, ısrarla bir şey içirmeye çalışıyor. Sağ ol dedim, içmeyeyim. Hadi o zaman bir fotoğraf çektirebilir miyiz falan dedi. Ondan sonra işte yok bizim işte bilmem ne müdürümüz de diziyi çok seviyor falan filan. O geldi, bu gitti falan. Öyle durumlar oluyor. O restoranın duvarında senin resmin var mı artık o köftenin duvarında? Tabii resmi fotoğraf çektirdik, astılar öyle. Vay be. Çukur'un Necati de buradaydı. Kaç kişiyle fotoğraf çektirdin o gün? Şey, o çalışanlar evet, mı? Vay, 2-3 kişi. 2-3 kişi. 50'şer lira alsın iyi yani. Sette. Ama yani. Gitti bütün havası. Sektör bu değil abi. Ben Sergen, beni tanı. Muhtemelen küfür ederler zaten. Hala sıra var diye. O zaman genellikle kendi isminle değil de karakterin ismiyle bilinme safhasındasın. Ya da Çukur abi o falan işte. Tabii, direkt Necat diye. Mesela arkadan taksiden adam bağırıyor. O Necat abi sen ölmedin mi ya falan. Kafamıza sık Necat falan. Bildiğin şey oldu mesela. Sevilen bir karakter galiba. Sempatik bulunan bir karakter herhalde. Ya. Ya aslında dizideki hiçbir karakter sempatik değil. Hepsi kötü, silahlı, hani şey tipler. Sen de hep sempatiksin balım. Ay abi bir şey mi ya? Buraya kurguda romantik. Ya ne bileyim nasıl bir... Aslında hain. Yani kötü bir karakter. Ama ne bileyim hani bir de şöyle bir şey var. O an o sokakta izleyen insan, hani sokakta seni gören insan şöyle düşünüyor. Projeyi düşünüyor. Karakter olarak ne kadar sevmese de ne bileyim o projede yer alıyorsun. İşte hayran olduğun insanlar var. Onlarla birliktesin. Bir iş yapıyorsun. Hani biraz daha o hani direkt sen olarak da değil aslında. Onlara bir bağlantı. Evet, onun içinde yer alıyor. Mesela şey oldu. Enteresandır. Benim eski oturduğum evin orada annemi bir kadın görmüş. Demiş ki o demiş Serdar demiş. Serdar. Evet. Serdar, adım Sezer bu arada. Serdar demiş, Çukur'da mı oynuyor demiş. Annem önce bir durmuş, Serdar. Ulan bozmamış, evet demiş öyle falan. Ya demiş işte biz, işte Serdar elimizde büyüdü bizim falan. İnatla falan. Serdar. Serdar, annem bozmuyor hani Serdar değil falan da demiyor. Elimizde büyüdü falan demiş. Annem doğrudur, annem haberi yok. Hani gören şöyle zanneder, herhalde Sezer. Bir iki sene kayıptı. O süre boyunca Sezer'i birileri büyüttü. Annesinin haberi yok. Serdar abi yanlış söylüyorum. Serdar pardon. Ben salçalı ekmek ve sarı gazoz eşliğinde. Tabii. Sarı kola, salçalı pardon. Ekmek sponsorumuz o teyzeymiş ama ben de çıkaramadım. O da beni belli ki çok tanımıyor. Büyük ihtimalle çocuklukta top mop oynarken üstünüze su atan kadın. Bilmiyorum artık. Tanıdınız değil mi o kadını? Kedi 90 nesli. 90 nesli tanıdı onu. Olur ya şey tabii kendi kapınızın önünde oynayın. Ondan sonra bir de şey vardır ya böyle camın önüne böyle minder koyup bütün gün dedikoducu tabii mahalleden geçen şey ışığın kızı orası. İşte kapıda araba bir, her gün bir şeyle geçiyor işte bu. Evladım kime geldiniz sana ne yani. Ha, öyle çıktı. Aslında onlar şey böyle mahallenin gizli güvenlik görevlileri gibi. Gerçekten insan alarm sistemi bile. Korkuyor yani yasa dışı bir şey yapamazsın. Herkes her şeyden haberdar. Herkesten haberdar. Öyle bir durum var mesela şey demiş işte bir gün demiş Serdar bizi de sete götürse de işte fotoğraf çektirsek oyuncularla falan filan biz bir gün gittik de almadılar diye ya öyle değişik biz Serdar'ın şeyler. Akrabalarıyız teyzesiyim ben Serdar kim teyze burada yok öyle bir ya bir de öyle bir durum var neyse belki onunla ilgili bir soru soracaksınızdır ben devam etmeyeyim de. Sergen yedek sorulara geç abi. Artık bir ÖSS şey, bir sorularına Ozan, geçiyoruz. Ozan'ı aramam gerekiyor. Abi nerelerde rol aldın yani Çukur'dan önce proje isimleri? Ya Çukur'dan önce irli ufaklı çok şey oldu. Mesela işte Yavuz Turgul'un yol ayrımı vardı. Şener Şen'in oynadığı. Onda çok ufak bir rolüm vardı. Fabrika işçilerinden biriydim. Ondan sonra işte eğlenmeyle bir şeyler oluyor. İşte Yasak Elma vardı orada Osman karakteriydim. Bir iki bölümdü. Fox'taki bir dizi miydi o? Ben de karıştırıyorum. Fox'ta. Öyle bir şeydi değil mi? Evet. Deniz Yıldızı'nda nasıl oynamadın ya? Her gün... Yok onda oynamadım. Şey vardı, Şevkat Yerimdar'da emlakçıydım. Evet, onu biliyorum. Şikayetçi bir emlakçı. Hatta yıllar, kaç sene geçti daha bir ay önce. Aa abi sen dedi, şey dedi, Şevkat Yerimdar emlakçı değil misin çocuğun biri?
Ya bir şey diyeyim, insanlar her şeyi o kadar dikkatli izliyor ki gerekli gereksiz. Hani şimdi orada çok aman aman önemli bir şey yoktu. Hani bir bölümde bir bölüm oyuncusu olarak gitmiştim. İşte üçkağıtçı bir emlakçıyım, mahalleliği dolandırmışım, işte bir şey bana denk geliyor falan. Hani bir şeyi var. Ama hani çocuğun onu hatırlaması çok garip yani. Hani her şeyi böyle çok dikkatle izleyen bir kitle var gerçekten televizyonda. O yüzden hataları falan da çok çabuk görüyorlar. Deniz Yıldızı ne ya? Ben ona takıldım ya, az önce. Fox'un en garip dizisi ya. Haftada 5 gün falan. Günlük dizi bölüm falan. Ha, günlük devam dizi ediyor mu hani? Bilmiyorum ya. Ha yani böyle 6000. 7000. bölümleri falan olan diziler bunlar, evet, değil mi? Evet, sen evet. Mutlaka oynamasını da hatırlamıyorsun. Oynamıyorum ya. Avcılar'da bir birkaç bölüm çekildi. Yani. Bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Dizi başına bir yani kelle alıyor. Şimdi aynen. Bergen olunca. Nejat karakterini seviyor musun? Ya Nejat karakteri güzel. Ya öncelikle şey çok güzel. Hani oyunculuğun genel şeyi zaten. Onu üstüne sürmeseydin. İyice böyle benim üstüme. Oyuncuya atak attı. Sümük fırlattı. Abi menajerin zorunluluğunu buradan anlıyoruz bence. Evet. Menajerim olaydı. Git çalıştın peki bir menajerle? Hayır. Ya dediğin gibi o bence doğru anı bulmak önemli. Okay. Doğru zamanda imzayı atmak lazım. Çünkü ben de şey bir insanım hani ya o duygusal bağ kuran bir insanım. Ben muhtemelen biriyle çalışmaya başladıktan sonra sonrası daha iyisi bile olsa şey yaparım. Aman ayıp olur. Aman hani bir o kadar hukukumuz var falan durumuna girerim. O kadar kulak mememizden krem şokele yaladık yani. Şirkin böyle. Burayı koymayacağım. Çok kötü oldu. Ara kötüydü. Öyle bir durum var. Şu sorudan devam edelim. Hani dizi dışında içerisinde bulunduğun film projeleri ve set ortamları arasındaki fark. Bir haftada çıkan bir bölüm var. Bir de birkaç ay sürüp yapım aşamasından sonra çıkan bir film var. İçerisinde bulunduğun set ortamlarının iyisiyle kötüsüyle biraz anlatır mısın? Ya set ortamları değişiyor. Mesela kimisinde 8 saat kuralı var. 8 saatten fazla çalışmıyorlar. Bu iyi. Güzel bir şey, çok güzel bir şey. Ama kimisinde de mesela 18 saat, 20 saat, 21 saat ne kadar olursa devam ediyorsun ve şey değil. Hani çok büyük paralar dönüyor. Hep hani genelde böyle kaprisli, stresli işte kişiler. İster istemez şeysin çünkü kısıtlı bir zamanın var. Bir işi ortaya çıkarman lazım. Atıyorum mekan tutuyorsun, onun zamanı sınırlı. Yok işte güneş bulutun arkasına kaçtı, onu bekleyelim. Yok güneş bulutun arkasından çıktı ama bu sefer de işte oradan kamyon geçti, o çoğuldu, çoğuldu. Bir sürü şeyi var. O yüzden hani oyunculuğun ana kurallarından biri de beklemek. Sürekli bir şeyleri bekliyorsun. Yeri geliyor arabayı bekliyorsun. Yeri geliyor çocuk oyuncu varsa çocuğun uyanmasını bekliyorsun. Yemek saatini bekliyorsun. Setin kurulmasını, setin kaldırılmasını. Her şeyi beklemek yani. O yüzden o görünen 10 dakikalık sahne emin ol bir 18-20 saat hatta belki 2 gün, 3 gün sürüyor. O Şener Şen'in de içerisinde bulunduğu filmden bahsetmiştin az önce peki. Mesela genel yani olarak peki sinema filmi seti daha mı cool, daha mı rahat? Ya dediğim gibi o sinema veya diziden ziyade setiyle de alakalı. O yapım şirketiyle, yönetmenle de alakalı ama tabii şimdi dizide birazcık daha tüketim odaklı olduğu için sonuçta her hafta onu koyman lazım. Ama sinema filminde tamam belli bir kafasında tarif vardır yapımcıların ama şey değil. Biraz daha geniş bir zamanın var. Daha kaliteli bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Diğerinde birazcık daha tüketim ağırlıklı, her hafta yetişmesi gereken bir iş. O yüzden dizi ortamı birazcık daha stresli. En keyiflisi hangisiydi peki? En zorlu ve en keyiflisi? Şey çok güzeldi. Ali Vatansever'in bir hatta festivale gitti. O festival filmiydi. Saf isimli bir sinema filmi vardı. Ya ben böyle hani naif, böyle iyi bir yönetmen hani birçok yönetmen var, birkaç tane sayarım ama o gerçekten çok on numara bir insandı. Mesela Art House bir iş miydi? Gişe filmi miydi o yoksa? Daha festival filmiydi. Hani festival filmiydi. Evet, festival filmiydi.
O mesela şöyle işte diyor ki mesela şuradan geçtiğinde mi kendini işte atıyorum şu açıyla mı kendini daha iyi hissediyorsun şuradan mı? İşte şunda karakteri hissedebildin mi? Ne? O kadar şey ki geri bildirim alıyordu. Çok güzel bir şey. Hakikaten ilginçmiş değil yani. Çünkü yönetmenin aksisi, sinirlisi, asabisi, yılların oyuncusu bile olsa yapıyor adam. O da biraz insanı strese sokuyor. Yönetmen önemli. Yabancıları da Hitchcock muydu milleti zorlayan? Abi özellikle kadın oyuncular arasında ciddi kurduğu psikolojik bir baskıdan uzun uzun bahsedildi kitaplarda, evet, belgesellerde. Bir mevzu var. Ya set ortamı bence bilmiyorum da rahat olması oyuncu açısından da çok iyi. Çünkü abi stresli hiçbir şey yapamaz. Şimdi burada da şu an mesela bir iş yapıyorsunuz. Şimdi stres atıyorum birbirinizden nefret etseniz, birbirinizi sevmeseniz, sürekli birbirinizi gömmeye çalışsanız ki aslında yapıyorsunuz ama en azından şey değil yani o farklı bir şey değil tabii. Diğerlik. Gömüyor muyduk şimdi? Yani şey var, sevmek, o enerjinin iyi olması, tutması önemli bir şey. O ortamda da eğer bir şey varsa, gerginlik, stres varsa herkese yansıyor. Hani ışıkçısından kostümüne kadar, oyuncusuna kadar yansıyor. O yüzden set ortamının huzurlu, güzel olması güzel. Bizim tiyatroda da vaktinde, malum tiyatroda, bir dizi için şey geldi. Burada bir sahne çekeceğiz, butik bir tiyatro lazım. Kimse yoktu, ben vardım, işi ben bağladım resmen. Güzel bir para aldı tiyatro oradan. Ben zırnık alamadım ama yani... Sen mi almıştın işi? Evet, o işi ben aldım, ben bağladım adamı ama işte hayat... Kaç aldın? Sağ ol parayla mı? Parasını bir tek şey, ben bir fiyat veremeyeceğim için hani dizi, hani herifler dizi şeyi çekecekler sahnesi. Ne fiyat verebilirim, ne bileceğim ben onu. Kiralamayı fiyatı da sen verdin. Fiyatı tahmini bir şey söyledim. Sonra sahibiyle konuşuldu falan, aşağı yukarı aynı miktara denkleşildi. O gün bile tiyatro komple iptaldi. Belki gelmişsindir o gün. Ben karamanlar çekildi, yemekçiler geldi, içeride yani. Bariz yani 2 dakika bile sürmeyecek bir sahne çekiliyor. Ama yani sabahtan akşama kadar yok oradan şu ışık bu ışık falan filan. Yine keyifliydi yani ben de bir set görmüş oldum. Yoksa ben seti nerede görüyorum? Kaç saat sürmüştü o zaman? 12 falan ya. Sabah 9'da geldiler, ben 8'de gelmiştim. Yani akşam 8.30 gibi toparlanmaya başlamışlardı anca. Ya belki montajla, editle, şunda bunda sahnenin çoğunda şey yapacaklar. Kesinlikle kırpa kırpa belki bir dakikalık bir şey, belki anlık bir görüntü bile olabilir. Şey işte manitasyonlar böyle tiyatro izlemeye gelmiş. O tarz bir mevzu. Yani insanlarda şey oluyor mesela, işte ekranda işte bir saat, bir buçuk saat bir iş yapıyorlar. Dünyanın parasını alıyorlar gibi bir durum oluyor. Özellikle o şey hani çok daha böyle büyük paralar kazanan oyuncular için en azından. Ama gerçekten öyle değil. Yani bu şey hani davulun sesi uzaktan gelir, uzaktan güzel gelir muhabbeti var ya tam olarak öyle. He şey değil, kesinlikle kötü değil. Şöyle bir şey var, insan sevdiği işi yaptığında o yorgunluk ona koymuyor. Ben mesela erken kalkmaktan nefret eden bir insan. Yani dünyanın en ağır işi de olsa ben öğleden sonra başlasın çok mutlu olurum. Ama oyunculukta öyle bir şey yok mesela. İşte sabah 5'te mesela bir yere gitmen gerekiyor, sete gitmen gerekiyor. Abi zor gelmiyor.